çok soru geldiği için şu tartışmalı pozisyonlara başlayalım madem öyle. Hadi buyurun bakalım. <gülüyor> <gülüyor> buyurun buradan. <laughs> buyurun buradan yakın. 34. 33. dakika Fenerbahçe'de e, Şimans, Şimanski değil mi o şey yanlış söylemeyeyim. Şimanski heh, yerde kaldığı pozisyon. Şimdi neden bu önemli? Müdahale çizgide mi? Çizgide ise çizgi bulunduğu alana dahil. Dışarıda mı, içeride mi? Bu bir süre tartışıldı, var dinlendi, sonunda serbest vuruşa karar verildi. Hocam hakemin yerine bakın. İlk pozisyonda hakemin yeri güzel gözüküyor pilottan. Şurada tamam. bak. Sol Burada ayaklaması. darbe var. Evet. Gördün mü? Çok mi? güzel bu. Bak. çok tam, güzel bir açı. Tam kale gol çizgisi gibi. Tam ceza alanı çizgisi üzerinde şey, e, pozisyon üzerinde gibi ama temas olduğu yer çizginin dışı. Şöyle göstereyim bir bir karış. Bir karış çizginin ceza sahası ön çizgisinin dışında bir karış. Yani dışında. iki parmak, iki parmak Çizgide olsa bir parmak penaltı. Gittin. İki parmak bir parmak. Çizgide olsa penaltı. penaltı. Çünkü çizgiler bulundukları doğru. alana dahildir. Bu çok önemli. Yani o çizgi ceza alanı içidir. Onu söyleyelim. Hani bunu çoluk çocuk da seyrediyor gençler falan. Evet. O çizgi ceza alanına dahildir. Yani çizgiye temas etseydi penaltı vermesi lazımdı. Hakemin Kritik bir pozisyon. Doğru karar verdi. Pozisyona da çok yakındı. Evet. Şansına Pilottan gösteriyor. Evet. Yani 4 metrede de filandı gördüğüm kadarıyla. Pozisyona yakındı. Evet. Hemen. Bak evet, hocam bak. şuradan. Bak. Evet tahmin ettiğim gibi bak 4 metre filan. Evet hocam yakın. Hocam. Ama çok Yani şeyden baktığında böyle pilot kameradan baktığında Aha, bu çizgide ya da içeride diyorsun. Ha. Bunu vardaki arkadaşlar seyrediyorlar bu çizgiyi. Tabii tabii. Çünkü burada bayağı bir bayağı bir şey yaptı burada. Beklendi, beklendi burada. Beklendi öyle. yukarıdan da karar evet gelince iki tane açıda gözüküyor penaltı evet, olma. birinde çok net. Birinde çok net. Böyle gol çizgisi kamerası gibi hattan görebiliyorsun. Tam hatta. E, o hemen böyle birazcık bir karış kadar dışında olduğunu hani gösteriyor. Hani gol mü değil mi? İçeride mi dışarıda mı evet. gibi bir şey. Dolayısıyla bu Tam pozisyon hatta. penaltı değil. Ceza sahası ön çizgisinin Hemen yani şöyle hocam, 10 santim dışında değil diyelim. Hocam bir müddet sonra, çok fazla değil, 1-2 sene sonra toplarda çip olacak. Tabii tabii. Bu çizgilerin olduğu yerlerde de şey olacak, elektronik işler olacak. Yukarıdaki düğmeye basacak, içeride veya dışarıda evet. diye. Ee, arkadaşlar klimayı kapattırabilir miyiz? Yazın bu klimayı bekliyoruz sizlerden. <laughs> Kışın verem olmak istemiyoruz. <laughs> Zaten yeterince soğuk <laughs> bizim şirketin bulunduğu yerde biraz soğuk biliyorsunuz e, <laughs> tam böyle yoğun maç trafiğinde İstanbul'da tarafinde. nasıl bir ülke abi ya dün çıktım yağmur var aşağıda yok evin orada hocam. yok burada yağmur var İstanbul böyledir hocam Ülke burası ya burası şehir falan Vallahi değil öyle abi. İstanbul evet. ülkesi ee, de, Dolayısıyla karar doğru pozisyon penaltı değil devam edelim hadi bakalım Bu hangi pozisyon? Ha, hocam ya. Ya çok enteresan ya. Efendim 41. dakikada e, yani takımı önemli değil de hadi söyleyelim. Crespo'yla kara oyuncu. Kara gümrüklü oyuncu da kim? Eserik. Crespo kafaya çıkarken Eyserik de kambura yatıyor. Faulü kim yapıyor hocam burada? Yani? Hocam şimdi Fenerli oyuncu koşarak geliyor. Karagümrük'te oyuncu olduğu yerde. Karagümrük'te oyuncu yükseleme, yükselme şansı zor. Çünkü onun avantajı yok. Şimdi arkadan da oyuncunun geldiğini o biliyor, Ko koşarak geldiğini. Çıkamayacak da. Fenerbahçeli oyuncu yükselince baba şöyle bir yapıyor, şöyle bir yapıyor. Öyle yaptığı zaman da Allah muhafaza bak. Boyun, kol her halt kırılabilir. Çok tehlikeli bir harekettir. Zaten Fenerbahçeli oyuncu gelirken boşta söylüyorum 2 metre kala kambur olacağı belli. O da yükselse olmayacak. Karagümdür oyuncu da yükselse havada çarpışma olacak. Ama kambur yatanın lehine verdi. Fuhl. Evet yani. Fenerli'nin aleyhine verdi. Bu hakem arkadaşımız ee, gerçekten enteresan bir karar verdi yani. Bunu amcama gösterseler acaba ne karar Hani var ya 290 tane şey falan Rakibin omuzuna bastı falan diyebilir. bir Çok doğru. Adam zıplamış gelmiş. Adam ne o adamın yapmış. adı ne ya? O adamın adı Hugh Douglas. Hugh Douglas. Hugh Douglas bu iki pozisyonu Huk. görse acaba ne der? Mesela o kola ne diyecek? Nereye sokacak? Merak ediyor. Bakacağız. Bakacağız. Kol gelince bakacağız. Çok enteresan. Veya ya. bunu nereye sokacak bu atlamayı? Çok enteresan ya. Bunları önemsiz görüyorlar ama ya bunlar için ABC'si. A'yı bilmeyen Z'yi nasıl yapacak? Evet devam. Şuraya Hocam, bak ya. Aynı anda senden bakıştık ve gülüştük. Aynı anda. Yani seyirci bilmiyor tabi. Pozisyon oldu. ikimiz de bakıştık ve gülüştük. Ah ah. Koray da vardı herhalde. Koray da vardı. Değil mi? Yazık vallahi. Evet. İlk yanın son bölümü. Ha yani önerin kitabı geldi. Önere de teşekkür, teşekkür ederim. Edelim, Daha sağ olsun. Onu biz alacaktık. O benden bir ufaktır. Kırıkkale'de falan oynardı. İyi oyuncuydu sağ açık. Sen peki hatırlamazsın. Çok hayalme İyi oyuncuydu. Biz alacaktık. Sonra Galatasaray'a gitti. Hmm. Kırıkkale çünkü bizim yavru takımımızdır. He. Kırıkkale. Hocam yılın sonunda Fenerbahçe ataktayken soldan böyle ceza sahasını doğru orta yapacaktı Ferdi. Bitirdi. Bayağı bir şey yaptılar. E, burada bitirince şurada Bak şurada bitirdi. Hocam öyle Bitebilir adalet ya. dağıtıyor Bite. ki Hakem tam şey gibi ya böyle bıçak gibi. adalet. Aslında öyle neredeyse yani o hücum ediyorsun diye bitmez de bir kade evet. yok. Süre bittiyse nerede biterse Bit bitmesi biter. Bitmesi lazım yani eğer durmadıysa oyun vakit geçirme yoksa sakatlık yoksa bir şey yoksa bitirir. Biter değil mi? Yani atak bitsin de öyle bitireyim diye. Bir... Ha, bazı Hakemler o şansı tanıyorlar. Tanıyorlar evet. Evet, burada böyle bir pozisyon vardı. Devam edelim. Oynamak isteyene prim vereceksin. Evet, doğru. Yani gol çünkü futbolda gol önemli. Hocam Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ikinci yarının hemen başında kaleci Dituro bu geliyorum dedi. Hani gol geliyorum demedi, penaltı geliyorum dedi. Hayır, kaleci geliyorum dedi. Hocam şöyle gitti top. Hocam top gittikçe kaleciye uzaklaştı. Hayır, kaleci Çıkmaya karar verdi ama <laughs> yolun yarısında dedi ki ben ne yapıyorum bak iddia ediyorum yolun yarısında o dedi ki lan ben ne yapıyorum dedi gideyim mi gitmeyeyim mi dedi artık yola çıkmıştı halbuki orada yani çıkma orada Hocam, dön. bir şey çıkma. söyleyeceğim sana kaleci top yerine İrfancanın kafasını tutmuş evet. bak şöyle yapıyor ya ama geçiriyor iki yumruğu da İrfancanın kafasını top olarak algıladı Dituru.